Selamünaleyküm. Ve aleykümselam abi. Tanıyabilir miyiz seni ilk Adım öncelik? Süleyman, soyadım Pelin, İnegöl'ün yerlisiyim. Orhaniye Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Ne iş yapıyorsun Süleyman abi? Abi şu an askerden geldim, bir ay oluyor. Şu an bu... Yeni mi geldin? Yeni geldim, bir ay oldu. Ailen orada bekliyor dedik, evet. Evli miyiz? Yok, ben bekarım abi. Nasip olmadı da. Taliplerimizi buradan bekleyelim. İnşallah abi olursa işte. Peki nasıl gidiyor hayat Süleyman? Askerden yeni geldin. Şu an iyi abi ya. Şu an bayrama kadar dedim bir kendime tatil vereyim. Normalde ben çalışıyordum beyaz eşya. Beyaz eşya adı. Evet, servisçiydim işte bir özel firmada. O yüzden öyle hani şu anlık dedim bir ay bir kafamı dinleyeyim dedim. Bir ay sonra da başlayacaksın. Bir ay sonra abi zaten yine gölde aç kalma ihtimali yok yani. Her iş olanağı çok. Asıl hayat hep derler ya askerden sonra başlıyor. Katılıyor musun? Abi bu konuya çok iyi katılıyorum. Askerde ben 10 kilo aldım. Şu an geldim bir ayda 5 kilosunu verdim yani düşünün. Kilolar gitti. Devlet bakıyor abi. Devletimiz çok iyi bakıyor bize. Elhamdülillah. Keşke bizde kilolar böyle askere gitmeden de gidebilse diyoruz. Evet abi. Peki ne iş yapmayı düşünüyoruz şu an? Abi şu an ben mesleğim elektrik mezunuyum 4 çelik meslek lisesinden. Hani bazıları meslek lisesini kötülüyor ama ben memnunum yani çok memnunum. Her gittiğim firmada meslek lisesi mezunuyum dediğim zaman her türlü iş imkanı buldum. Hani çalışma ortamım rahat ve güzel oldu. Hani bir de bana usta açısıyla bakıyorlar. Hani sürekli işin devamı olduğu için. Mesela üniversite mezunları gibi ben diploma alıp veya diploma alıp dışarıda Allah'a şükür gezmedim. Okuldan çıktığım gibi işim hazır oldu ve işimi yaptım. Hani buradan da meslek lisesinde okuyan arkadaşlarım varsa hani işlerine, mesleğine hani biraz derslerimiz zayıf oluyor ama evet. Bizim meslek olarak, erbap olarak hani işimiz, el işimiz güzel oluyor. O yüzden ben... Ne mezunuydun? Ben elektrik mezunuyum abi. Şimdi elektrik mezunsun ama sen kendini mesela geliştirmişsin. Beyaz eşya olarak geliştirdim abi. Şimdi üniversiteden çıkıp da maalesef ki hani stajyerlik dönemleri oluyor ya. Stajyerlik bir yerde yapamıyorsa veyahut da işte farklı imkanlar bulamıyorsa mezun olsa da böyle biraz işten anlamıyor. O çok zorluk yaşıyor. Sen kendini geliştirdiğin için. Abi bir de üniversite mezunu olduğun için nur hala nur oluyor. Senin için işte kolay oldu. Ama ben üniversite okumadığım için o kötü. İşte bir ama gitmedi. Sadece elektrik mezunu. Sadece elektrik elektronik ev aletleri beyaz eşya olarak. Hani Allah'a şükür abi ekmeğimi aldım elime. Hani gidiyor. İşte bir ay sonra bayramdan sonra da nasipse iş imkanına tekrar devam ediyor. Bazen biz sosyal medyada da görüyoruz. Bazen elektrikçi abilerin isyanları da oluyor. Hani işte çok pahalı yaptılar falan müşterilerden şikayet geliyor ama hani bir filozofun lafı var ya ben bu şey için meslek için kaç senemi verdim? 40 senemi, 50 senemi. Tamam 30 lira 40 lira alıyoruz ama bizler de hak ediyoruz. Sen neler diyorsun? Şimdi mesela şu konuda şöyle bir şey var. Millet hani alıyor parça mesela 80 lira. Ustanın yaptığı bu kadar. Ben mesela 21 yaşındayım. Ben hani belli bir zorluklardan hepimiz geçmişiz. Belli bir zorluklardan geçip hani 4 yıl bazen bizim derslerimiz mesela normal lisede 30 saatte biz 52 saat hani bölüm dersi görüyorduk. Şey, hani onları da geçelim. Ben normal olarak hani iş yaptığımızda biz sürekli hani ağır işlerde, el işlerimizde hani bizim el becerim. Bizim bugün kolumuz kesilse veya hani kolumuz affedersiniz Allah korusun bir şey bir yerimiz sakatlansa hani biz iş yapamayacak durumdayız yani. Ama muhasebeci arkadaşımız veya başka birileri hani onların da işi zor. Kendine göre zorluğu var ama. Her mesleğim. Evet. Bu konuda mesela sizin de mesela zorluğunuz var her konuda. Hani bir şey o hastalık başınıza geldiğinde en kötü ihtimalle hani az bir şey atlatabiliyorsunuz. Ama bizde o ihtimal yok. Bizde 30 liraya 40 liraya mesela 80 lira parça niye 100 lira kardeşim alıyorsun? Ben bu işi 20 lira 30 lira ekmek yemeyeceksem ben hani parçacı için mi yapayım veya hani şirket aslında parçalar da pahalı olduğu için. Pahalı evet bu konuda mesela çoğu parça geliyor yurt dışından. Mesela makine alıyoruz o şu bu markadan parçamız yok. Mesela hani araba markası gibi vereyim ben size. Yerli üretimimiz Şahin var bir de o yıllarda yapılmış arabalar var. Şahin'in tampon 50 lira ama o tamponlar 300-350 lira. Şimdi öyle de bir şey var. Tabii doğru. Farklı markalar oldu mu atıyorum işte Bosch. Veyahut da işte Alman malı markalar var. Bunlar onların pahalı. Parçaları pahalı ama yerli üretim. İçin yerli üretimler biraz daha ucuz oluyor. Ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Geçen bir izledim burada. Demiş ki bir abimiz hani Suriyeli vatandaşlar gelmiş veya şu. Evet evet. Az önce de gene Suriyeli vatandaşlar konuydu. İstiyorlar. Mesela ben abi şu an 3 yere başvuru yaptım. Cevap geldi. Ama dedim bayrama kadar gizleyeceğim. Hani hangisi bu sefer hani iş imkanları daha güzel olursa hani onunla anlaşabilirsek ona başvuruyor. Zaten biz o kardeşimize dedik İnegöl'de mi dedik iş bulamıyorsun. Evet. Yani İnegöl'de iş olanağı gerçekten fazla hamdolsun. Abi bir de şöyle bir cevap vermek istiyorum. Hani üstüne alınmasın arkadaşımıza şey değil de hani burada herkesin Müslümanız Allah'a şükür. Şimdi abi 3 yaşında 5 yaşında çocuklar ölüyor. Bebekler ölüyor. Hani bunu doğru orada savaşmamışlar gelmişler doğru bir şeyler olmuş ama abi şimdi ailesi var senin de burada bir şeyin olsa. Yani empati yapmak lazım. Kavga görüyoruz
Abi 50 kişi izliyor, ayırmıyor. Şimdi hani o konudan bir baktığımızda mesela ben İnegöl halkı olarak, yani ben de kendim burada bir kavga olduğunda izliyoruz, ayırmıyoruz mesela. Çoğu mesela kadın cinayet oluyor, bir şey oluyor. Abi kimse ayırmıyor, izliyor. Hani bunu çok kötü. Niye şey yapıyoruz yani böyle? Hani bu insanlar kaçmış, doğru. Belli bir şey. Bazıları da abi eziliyor mesela. Sen çalışıyorsun orada 1500 2000 liraya, o arkadaş alıyor 1000 lira. Sigorta da yok. Sigortası da yok. Ha bu adam madem devletimiz bunu aldı, hani biraz da sahip çıkması lazım. Ha bize de sahip çıkması lazım. Biz de mesela bazıları diyor ben İmam Hatip mezunuyum, olmuyor, ben meslek lisesi mezunuyum. Doğru, kendinize göre, kendi iş imkanınıza göre. Hani biraz da ben seviyorum mesela ben mesleğimi. Ben mesleğimden başka bir iş yapmam, söylüyorum. Mesela İnegöl mobilyacı. Ben mobilya arada takım da kurmaya gidiyorum mesela. Ama ben kendi mesleğimi daha çok seviyorum abi. Özene bezene yapıyorum yani o konuda. Yani buradan da mesaj vermiş olalım. Empati yapmak lazım yani gerçekten de. Düşünün, sizin çocuğunuz, kardeşiniz var mesela. Benim kardeşim var 7 yaşında, 8 yaşında. Allah bağışlasın abi. Allah uzun ömürler versin hepimize. Çünkü şimdi bu kardeşimizin düşünün bir kolu incilse, bir şey hasta olsa gece kaç kere hastaneye gidiyoruz, geliyoruz. Olmuyor. Çaresiz bırakmasın evet, Rabbim şimdi kimseyi. Abi olmaz yani o insanların da, ben hani benim vicdanım dayanmıyor. Belki ben iyi niyetten, belki kötü niyetten. Ha içinde kötü niyetli olanları da var ama bizim insanımız da var. Herkesin insanında kötü niyeti var ama Allah'a şükür, hani Allah'a şükür, Allah insanlarla karşılaştırsın. Amin amin. Bizim her zaman söylüyorum Ramazan ayımızda hani herkes birbirine yardım etmeli. Mesela Türkmen Dağı muhabbetimiz var biliyorsunuzdur. Evet. Çoğu mesela şeyde de bu çıktı. Doğru, orada savaşıyorlar. Ellerinde belki. Hani orada birazcık da bu Türklükten geliyor diye düşünüyorum. Hani ırkçılık falan da değil yani. Birazcık da bizim nasibimiz. Çanakkale'de de belli, her şeyde belli. Savaşmışız. Hani kadın, çoluk, çocuk. Aynen. Oradaki de aynı şey diye düşünüyorum ben abi. Hani orada da biraz da buradan mesaj yollamak, hani selamlarımı yollamak istiyorum. Hani peki. Abi herkese. Çok teşekkür ediyoruz sana. Var mı başka yok, eklemek istediğin? Sağ ol abi. Herkese buradan selamlar söylüyorum. Tabii Allah razı olsun. Herkese. Teşekkür ederiz kardeşim. Sağ olasın.